Biohumus firmasından Mehmet Akın Bey ile beraberiz. Biohumus'u bize anlatır mısınız Mehmet Bey? Biohumus özel büyükbaş hayvan çiftliklerinden atıklarının makineler yardımıyla özel bir fermantasyonla mayalandırılması sonucu elde edilmiş organik bir gübre. %100 organik bir gübre. Şimdi bunu bazen bazı arkadaşlarımız normal ahır gübresiyle karıştırıyorlar. Ahır gübresinin en büyük özelliği, biliyorsunuz, açık arazide bir fermantasyona tabi tutulur. Güneş ışığına maruz kalır ve kendisi aynı zamanda içerisindeki besin değerlerinin %70'ini toprağa bırakır. Ve bu sırada da topraktaki ne kadar zararlı bileşen varsa bu ahır gübresinin içerisine girer. Aynı zamanda çevredeki yabancı ot, kök, bitki tohumları içerisine yuvalanır. Çiftçimiz bunu eğer arazisinde kullanırsa maalesef dışarıdaki bütün yabani otları, yabani haşeratları kendi serasına veya kendi tarım yaptığı alana getirmiş olur. Bizim iş sistemimizde ise özel besi çiftliklerinden, yani süt besiciliği yapan, yem standardı çok yüksek olan ve modern tesislerdeki atıkları alıyoruz biz. Bu dışkıları alıyoruz açıkçası. Ve bunları kapalı sistem bir şekilde fabrikamıza getiriyoruz. Hiçbir şekilde güneş ışığına maruz bırakılmadan, herhangi bir şekildeki dış ortamlara maruz bırakılmadan makinalarda özel bir fermantasyon süreci başlatılıyor bunlarda. Özel bir iklimlendirme yapılıyor bunlarda. Ve bu süreç dahilinde hiçbir katalizör, katkı maddesi, kimyasal bir şey, hiçbir şey kullanılmıyor. Kendi altyapısında, yani atığın içerisindeki, dışkının içerisindeki altyapısında bulunan mineraller ve diğer bileşenler vasıtasıyla %60 organik maddeye ve bu organik maddenin de %40-42'si humik fulvik asit olarak oluşum sağlanmış oluyor. Bu şekilde bir ürün. Özellikle organik tarım üreticilerinin veya diğer normal konvansiyonel üreticilerin her alanda her zaman kullanabilecekleri güzel bir gübre, aynı zamanda da toprak düzenleyici özelliği var. Gübrenin en büyük özelliği kendi içerisinde bizim toprak için faydalı diyebileceğimiz bileşenler ve toprak için faydalı bakteriler hala canlılığını devam ettiriyor. Yani bunun içerisinde bu fermentasyon esnasında özelliğini yitirmiyor. Özelliğini yitirmiyor, onların yaşaması sağlanıyor. Şimdi bizim fermentasyonlarda, yani bu şekildeki bir atığı fermente etmeye başladığımız zaman iki tip ayrışım meydana gelir. Bir tanesi aerobik ayrışım, bir tanesi anaerobik ayrışım. Anaerobik ayrışım dediğimiz kapalı alanlarda, havanın olmadığı alanlarda olur. Mesela sığır çiftliklerine gittiğiniz zaman çok ciddi bir metan gazı vardır. Metan gazı kokusu alırsınız. Bu anaerobik ayrışımdan dolayı ortaya çıkar. Yani ortamda bakteriler oksijen bulamadığı zaman kendileri anaerobik ayrışıma başlar ve metan gazı oluşumu başlatırlar. Bizim sistemimizde ise anaerobik ayrışım olmadan aerobik ayrışım oluyor. Yani oksijenle yıkama dediğimiz bir sistem uygulanıyor. Ve bu sayede bunun kendi içerisindeki bütün zararlı haşerat, nematot, hematot, bunların tamamı temizleniyor. Kendi içerisindeki varsa ki kök, tohum veya benzer kalıntılar, bunların tamamı bertaraf ediliyor, sterilize ediliyor sistemde. Ve hiçbir şekilde de kimyasal madde içermiyor ve kullanılmıyor yani hiçbir süreçte. Herhangi bir şekilde hayvandan gelebilecek bir hastalık varsa, hayvansal atıktan dolayı, onlar da bertaraf ediliyor kendisi. İçerisinde faydalı bakteriler yaşamını devam ettiriyor ve topraktaki çözülmeyi sağlıyor bunlar. Yani sizin toprağa attığınız herhangi bir kimyasal gübreyi çözümünü de hızlandırıyor. Çünkü maalesef bizim kullandığımız gübrelerin büyük bir çoğunluğu, yani kimyasal gübreler için söylüyorum, büyük bir çoğunluğu maalesef tam çözünemiyor. Toprağımızdaki organik maddenin eksikliğinden dolayı. Bu çözülmeyi hızlandırıyor. Böyle bir ürünümüz var. Peki bu ürünün yetiştiriciye, çiftçiye faydası ürün fazlası olarak mı yansıyor? Şöyle söyleyeyim. Ürün bir defa bitkiyi beslediği için, yani organik madde miktarı açısından yüksek değerlilik içerdiği için bir defa en başta bitkinin yaşayabileceği alanı oluşturuyoruz. Şimdi diğer vermiş olduğumuz konvansiyonel gübrelerde biz bir nevi bitkiyi besliyoruz. Fakat toprağa bir yatırımımız yok. Burada toprağa yatırım yaparaktan bitkinin yaşayabileceği evi hazırlamış oluyoruz. Biz bir noktada onu sağlamış oluyoruz. Bu sebeple bitki hem kök dayanımı açısından kökten gelebilecek olan birçok hastalıklara karşı dayanımı artıyor. Aynı zamanda kendisi erken hasat dönemi dediğimiz, yani erken çiçeklenmeyi sağlıyor. Yani bunun uygulamasında biz şunu gördük. Özellikle meyvecilikte yaklaşık olarak 10 gün, 15 gün, bazılarında 20 güne varan erken çiçeklenme sürelerini sağlıyor. Bitki de erkenliği sağlayabiliyor. Tat noktasında yüksek bir tat veriyor. Şekerlenmeyi sağlıyor.
Bu şekilde bir ürünümüz. Yani üretimin her safhası için çiftçimize faydalı bir ürün var. Ondan sonra rekolteyi yükseltebiliyor. Sizin rekoltenizde ciddi bir şekilde etkisi var. Bunu şöyle söyleyebilirim. Mesela geçmişten beri sadece ahır gübresi kullanan çiftçilerimiz var mesela. Dikkat ederseniz onların yapmış olduğu ürünlerin tatları diğerlerinden daha farklı olur. Gerçekten tatlarında bizim o çocukluğumuzda yediğimiz tatları hissederiz. Fakat o şekildeki gübreyi kullanmada dediğim gibi dışarıdaki yabani ot, kök, bitki hepsi geldiği için maalesef rekolteyi de düşürüyor bu sefer. Çünkü gücü bir noktada ona gidiyor. Bizim ürünümüzde bunlar olmadığı için %100 bir şekilde bundan faydalanmış oluyor. Ve bir ikincisi arazi şartlarında besin değerlerini %70 kaybetmiş bir üründe siz bunları sağlıyordunuz. Bizimkinde bundan hiçbir kaybolmuyor. Aynen içerisinde barındırmış oluyor. Bir ikincisi ürünün içerisinde trikoderma dediğimiz mantar yiyen bir mantar var. Normalde ticari preparattır bu. Fakat bu ticari preparatı biz kendi ürünümüzün üretiminde mayalama usulüyle doğal olarak devamında üretebiliyoruz. Kendi içerisinde %8 koloni olarak içerisinde mevcut bu. Bu da neyi sağlıyor? Bizim kökten gelebilecek olan farklı şekildeki zararlı mantarların bitkiye zarar vermesini önlüyor. Çünkü bu kendisi yani trikoderma köke yapışıyor. Kendisi dışarıdan gelen diğer mantarların hücre duvarlarını patlatarak onları imha ediyor. Bir nevi onlarla besleniyor. Bir ikincisi kendisi bir enzim salgılıyor. Köke bir enzim salgılıyor. O enzimi salgıladığında bitki harekete geçiyor. Diyor ki herhalde bana bir saldırı var diyor. Köklenmeyi arttırmam lazım diyor. Aslında bir saldırı sadece kısmı olarak. Aynı bizim insanlarda düşük dozda aşılamada olduğu gibi. Yani antikor üretimi gibi. Oradaki o vermiş olduğu enzim sebebiyle köklenme artıyor ve daha da sık bir köklenme sağlamış oluyoruz. Bu şekilde bir ürünümüz var. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.